Tahsin amca nasılsın? İyiyim Doreciğim. Bir fagotun orkestradaki görevi nedir? Orkestradaki görevi klasik dönemlerde daha çok viyolonsel ve konturbaslarla birlikte çalar. Ama daha ileriki dönemlerde kendi karakterine göre besteciler yer vermiştir. Ama yine de bu grupla birlikte hareket eder çoğunlukla. Neden duygulu melodileri hep fagot çalıyor? Fagotun kendine az bir sesi vardır. Çok duygulu, zaman zaman şakacı da bir enstrümandır. Özellikle şakacı dediğimde çizgi filmlerde çok beni çok duyarsınız. Peki en pahalı müzik aletlerinden biri olduğu doğru mu? Maalesef ki öyle. Çünkü fagot yapımı çok zor. Hep el emekleriyle yapılan, ayarları çok ince ayar olması gereken bir enstrüman. Onun için de maalesef maliyeti çok yüksek çıkıyor günümüzde. Gördüğünüz gibi çokça perdeleri var, tuşları var. Bunların hepsi elle yapılıyor maalesef, monte ediliyor. Onun için de bir de talep olduğu için de çok muhtemelen onların fiyatı çok yüksek. Tuşların hepsine basıyor musun? Tuşların hepsine hemen hemen basılıyor. Ama bir tuşa bastığınız zaman bazen birkaç perdeyi de oynatabiliyor o tuş. 5 tane deliği var zaten. Bunları parmaklarımızla kapatıyoruz. Diğerlerini de ellerimizde tuşlara basarak sesleri elde ediyoruz. Kaç oktav sesi var? Fagot en kalın sesi si bemol. Şu çıkıyor. Bütün perdeleri kapatırsak bundan başlayarak 3,5 oktav ses aralığı var. İnceye doğru gidiyor. Çok geniş bir ses aralığı aslında fagot, yani enstrüman için. Ama tabii çok güzel renkleri de var. Bununla onun için bu renkleri barındırabiliyor enstrüman. Sesi vapur düdüğüne benzedi. Evet. Kaç parçadan oluşuyor bu çalgı? Fagot ağaç kısmı olarak 4 bölümden ve bir metal esporosu var. Esporosunu da şu. Ucunda çift kamışlı bir kamış takarak sesleri elde ediyoruz. Buradan üflüyoruz ve kanattan girip altta çizmeden, çizmenin içerisinde de 2 borusu var. Dönüp bastan ve kalaktan çıkıyor. O boğacılar gibi kamışı siz kendiniz mi yapıyorsunuz? Tabii her fagotçu aslında kendisi yapıyor ama tabii yapanlardan da tedarik ediliyor. Ama her bir fagotçunun kendi kamışını yapması çok önemli. Çünkü herkesin dudak çalma şekli kendine özgüdür. Her kamışta her fagotçu çalamaz mesela. Benim çalma stilimle, benim dudak yapımla, başkasının yani sert ve yumuşak anlamda. Onun için herkesin kendi kamışını yapması aslında en doğrusudur. En çok hangi tür müziklerde duyuyoruz fagotu? Çizgi filmlerde eskiden çok kullanılırdı. Çünkü ifade, hareketli, şakacı bir enstrüman olduğu için zaman zaman, staccato çalındığı zaman çok komik hareketleri müziğini fagotla yansıtırlar. Ve aynı zamanda bir de çok duygusal bir enstrüman aslında. Demin çaldığım Aşk İksiri mesela bunlardan bir tanesi. Yani yakarış da aynı zamanda fagotla seslendirilebiliyor. Aynı zamanda şakacı bir enstrüman da. Ona da aslında bir örnek verebilirim. Bu da Fransız besteci Paul Dukan'ın Sihirbazın Çırağı. Mesela burada da hareketli. Görüldüğü gibi. Yani aynı zamanda böyle bir yapısı da var fagotun. Çok renkli bir enstrüman. Yani diğer enstrümanların aslında daha dışında bir enstrüman. Staccato muydu bu şimdi? Evet, staccato bu. Demin çaldığımda daha çok legato, bağlı dediğimiz daha yumuşak ifade kullanmak için yapılan müzik. Müziğin dili İtalyanca mı? Evet. Sen grup şefisin. Grup şefi ne iş yapar? Grup şefi orkestra içerisinde aslında soloyu çalan insandır.
Tabii grup şefi olmak için de orkestrada bir takım sınavlardan geçerek, kazanılarak gelinen bir yer. Yani direkt verilen bir şey değil. Gerçi Avrupa'da da direkt oraya sınav açıp alabiliyorlar ama bizim orkestramızda da kademe sınavları diye bir sınav var. Buna girerek elde edilen bir unvan. Çünkü solo enstrümancının iyi çalıcı olması lazım. Benim hocam Orhan Nuri Göktürk, benden önce grup şefiydi. Ondan ben devraldım. Benden de arkadaşlarım devralacak. Daha çok orkestrada solo partiler çalan sanatçıdır. Peki, birinci keman var, ikinci keman var, birinci oboa var, ikinci oboa var, birinci klarnet, ikinci klarnet, birinci fagot, ikinci fagot var mı? Tabii ki var. Birinci fagot, ikinci fagot, hatta üçüncü, dördüncü, beşe kadar çıkıyor bu. Ben yani birlikte de mesela öyle parti oluyor ki beş fagot birlikte çalıyor ve bir melodiyi canlandırıyor. Hepsinin görevi çok önemli. Tabii sadece sol değil, onlar da zamanla sola çalıyor. Onların eksikliği de söz konusu olamaz. Çünkü hep birlikte müzik yapıldığı için çok sesli müzik zaten onun için deniyor. Hepsinin görevi çok önemli. Ama daha çok grup şefi solo partileri çalan, yani birinci kemanlarda olduğu gibi kemanlar ağırlıkla birinci kemanlar sola çalar ama ikinci kemanlar hiç sola çalmaz diye bir şey yok. İkinci fagot da aynı zamanda sola çalabilen bir yapıya sahiptir. Ben müzede fagot gördüm. Doğru, çünkü o orkestranın ilk kuruluşunda alınan fagotlardan bir tanesi. Ama tabii günümüzde kullanılmıyor. Bu da aslında çok eski bir enstrüman. 1960'larda orkestraya kazanılan bir enstrüman. Fagot, keman gibi, yaylı sazlar gibi çok durdukça değerlenen aslında ağaç enstrümanı olduğu için. Ama tabii çok deforme olmuş. Bir de o fagotun dediğim gibi gelişiminde mesela bunda daha çok perde var. Daha rahat çalma imkanı var. O ilk fagot olduğu için tabii o müzeye kaldırıldı ama onun değeri de tabii biz onu gördükçe onun değerini daha çok anlıyoruz. Çok teşekkür ederim. Birlikte müzik yapabilir miyiz? Tabii ki. Kimin fagotta?